Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda görmüş olduğunuz parçanın birazdan ön ve arka duvarından temizlik işlemesi yapacağız. Yani ön ve arka duvarı işlenecek. Parçamızın boyu 225 mm olacak. Şöyle ölçelim. Evet, 230 mm geliyor fazla. Eni 150 mm olacak. Şöyle bakalım. 155 mm geliyor. Parçamızın X0Y0'ı orta merkez. Kullanacağımız takım çapı çap 13, alüminyum parmak bireze, 4 köşede 10x45 bahımız var. Programa başlarken sağ alt köşeden başlayacağız ve karşı tarafa doğru gidecek, gelecek, git gel yapacağız. Bu şekilde bir program yapacağız. Aynı programı aynalama yöntemiyle karşı tarafa uygulayacağız. Kısaca parçayı tanıttım. Şimdi programı yazmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, montörün başına geldik. Boş bir tane program açtık. Şimdi programı yazalım. Bizim parçanın X0, Y0 orta merkezi şuradan herhangi bir yerden, yani pahın altından herhangi bir yerden takımı başlatacağız. Öncelikle başlayacağı noktayı bulmamız gerekiyor. Şuradan 150'nin yarısı 75'ti. 75'ten 10 çıkartırsak 65 kalır. Biraz da biz ekleyelim, 60. Y eksi 60'dan başlasın. X 225. Pardon, 225. bölü 2 112,5. 112,5'a takımın yarıçapı kadar eklersek, fazla ekleyelim, 10 ekleyelim. 125'ten başlasın. X de 125'ten başlasın. O zaman buraya başlayacağı noktayı yazıyoruz. Y0, Y90, Y54, X 125, Y-60. Evet, Y-60. Şunu da yanlış yazdık. Evet arkadaşlar, bizim parçanın, yani bizim takımın başlayacağı ilk koordinat burası. Yani koordinatımız, takımın başlayacağı koordinat noktası tam burası oluyor. X 125, Y 60 tam bu nokta. Göz kararı herhangi bir yer. Daha sonra takım boy telafi yazıyoruz. Y 43, H1 kullanıyorum. Z 50, S 3000, M3. Burada G43 satırı ve H satırı, Z satırı, bunlar üçü bir satırda olmak zorunda. Eğer üçü de aynı satırda olmazsa tezgah hata verir, sorun çıkartabilir. O yüzden mutlaka bu üç satırı, yani üç koordinatı aynı satıra yazıyoruz. Daha sonra G1, Z0, Z0'a 3000 ilerlemeyle in dedik. M98 H2 L1 alt programı çağırdık. Mitsubishi tezgahlarında alt program çağırmak için H komutu kullanıyoruz. M98 alt program çağırma komutu, H alt program numarası, L ise alt program tekrar sayısı. Sonrasında programı bitirelim. G0, G90, Z 100, şuraya M9 dedik, suyu kapatsın. M5 dedik, iş milini durdur. G91, G28, Z 0, Y 0, referans komutu. G91, G28 pardon, G28 referans komutu. Z ve Y eksenini referansa gönderdik. M30 dedik ve programı bitirdik. Ana program bu kadar. Şimdi alt programı yazacağız. Asıl iş alt program. Yani işi yapacak olan alt program. N2 alt program başlama satır numarası. Burada alt program numarasını H2 olarak tanıtmıştık. Buraya da N2 yazdık. Alt program numarası.
bulunduğun yerden itibaren G91. G91 neydi? Artımsal komuttu. Bulunduğun yerden itibaren Z eksi 0.5 milimetre hareket et. F 3000 ilerleme ile bulunduğun yerden hareket ettir. Sonrasında G90 mutlak komut. Yani parçanın X0, Y0'ına göre hareket edecek artık. Mutlak komut. Her zaman parçanın X0, Y0 nereyse o koordinata göre hareket eder. G90 G1, G41 takım yarışa telafi kullanıyoruz. Ben benim yaptığım bütün videolarda mutlaka G41 kullanırım. G41 işimizi gerçekten çok kolaylaştırıyor. Herkesin de kullanmasını şiddetle tavsiye ederim. G41 X dedik. Bizim parçamızın kalınlığı, yani parçamızın boyu 225'ti. 225'in yarısı kaçtı? 225 bölü 2 dediğimiz zaman 112,5 X, 112,5 Y. Parçamızın eni 150 milimetreydi. 150 bölü 2 75. 10 çarpı 45 fahımız var. 65. Biz 60'tan başlatalım. Y eksi 60. D 1. D1'e, yani D1 bizim neresiydi? D1 komutu ne işe yarıyordu? D1 komutu takım yarış telafisini, yani takımın yarış yapını yazdığımız offset değeri D1 olacak. Onu şuradan offset'e girelim. D1. Burada radius kısmına takımın yarış yapını giriyoruz. 6.5. Bizim takımın çapı 13'tü. Takımın yarış yapını 6.5 olarak buraya girdik. Bu sayfayı kapatalım. Düzenleme, yani edit tuşuna bastık. Sonrasında ne yapıyoruz? Tekrardan G1 kullanalım. Şurada üst satırda Y1 vardı. Tekrardan Y1 yazmamıza gerek yok. Yazmayalım. Y eksi 75 dedik. 75, yani 150'nin yarısı. 75. Yani şuraya gel dedik. Y eksi 75'e. Gelirken virgül koyuyoruz. C 10 dedik. Y eksi 75'e giderken 10 çarpı 45 fah yap. Ne yöne yapacağını şimdi söyleyeceğiz. Yönünü şimdi yazdığımız satırda belirteceğiz. X eksi 112.5'e giderken 10 çarpı 45 fah yap diye yazdık. Buraya da C 10 dedik. X eksi 112.5'a gittiğinde 10 çarpı 45 fah yap. Yönünü şimdi yazacağız. Y eksi 60 yönüne doğru giderken 10 çarpı 45 fahı yap dedik. Nereye geldik? X eksi 112.5 burası sol köşe. Y eksi 60 şuradaki başladığımız nokta. Şimdi ne yapıyoruz? G40 yazarak takım yarış telafi iptal ederekten şurada herhangi bir yere, boşluğa çıkıyoruz. Buradan G40 X eksi başladığımız koordinatı yazabiliriz. X eksi 125, Y eksi 60 başladığımız koordinatı tekrardan yazdık. Burada bizim ilk satırımız tamam. Şuradan sağdan başladı, sola doğru gitti. Tekrardan buradan bulunduğun yerden itibaren in dedik diyeceğiz. Ve başladığımız noktaya geri gideceğiz. Şimdi onu yazalım. Tekrardan G91, G1, Z-0.5 bulunduğun yerden itibaren 0.5 hareket et. Daha sonra tekrardan G90, G1, G42. Az önce G41 kullanmıştık. Şimdi G42 kullanacağız. Çünkü az önce sola doğru hareket ettik. Şimdi ise sağa doğru hareket edeceğiz. G42. X eksi
112.5 y eksi 60. Yani biz ne yazdık? Şurada duvara girdik artık. 225'in yarısı 112.5'tu. 112.5'a git, y eksi 60'a git. Takım yer çapını yazdık. Ona da D1 yazalım. Aynı şekilde takım yer çapını okusun. Eğer burada D komutunu yazmazsak takımın yer çapını okumaz ve program düzgün çalışmaz. Sonrasında y eksi 75'e git, y eksi 75'e gide gittiğinde 10 çarpı 45 pah yap. Pahı ne yöne doğru, ne tarafa doğru yapacağım diye pahı ne yöne doğru yapacak onu yazıyoruz. X 112.5 yönüne doğru 10 çarpı 45 pah yap diyoruz. Buraya da X 112.5'e gittiğinde C 10 çarpı 45 pah yap dedik. Tekrardan X 112.5'a geldiğinde 10 çarpı 45 pahını yaptı. Y eksi 60'a başladığı noktaya git dedik. Y eksi 60'a giderken 10 çarpı 45 pahını yapacak. Sonrasında ise G 40 takım yarış yapını iptal et. X 125 y eksi 60 başladığın noktaya geri giderken takım yarış çapını iptal et ve alt programı bitirdik arkadaşlar. Program bu kadar. Şimdi simülasyonuna bir bakalım, kontrol edelim. Evet arkadaşlar, simülasyonu açtık. Burada sürekli kontrol dedik. Evet, gördüğünüz gibi program düzgün bir şekilde çalıştı. Şöyle bir yaklaştır diyelim. Ok tuşlarıyla yönünü ayarlayalım ve tekrardan sürekli kontrol dedik. Evet, gördüğünüz gibi program düzgün bir şekilde çalıştı. Programı yazdık. Şimdi uygulamasını geçelim ve programı çalıştıralım. Aynalama yönteminde ise programın başına G 51.1 Y 0 yazıyoruz ve aynı programı karşı tarafa aynalamış oluyor. Onu da şöyle simülasyonla göstereyim. Sürekli kontrol dedik. Evet, gördüğünüz gibi karşı tarafa aynalamış oldu. Silelim. Aynalamayı silelim. Evet, aynalamayı sildik. Tekrardan kontrol dedik. Sürekli kontrol. Aynı işlemi orijinal haline getirmiş olduk. Bizim parçamızın kalınlığı 15 mm geliyordu. Burada bir turda 0.5 dalma hareketi yaptı. İkinci turda tekrardan 0.5 dalma hareketi yaptı. Toplamda 1 mm yaptı. Biz o zaman 15 mm alması için buraya L15 yazmamız lazım. Ama ben fazla gitmesini istiyorum. Buraya L16. 16 tekrar da bu işlemi bitir dedik. Ve şimdi programı çalıştıralım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi program çalıştı. Yani takım devreni aldı. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş karşıya girdi. Evet arkadaşlar, işlemi bu şekilde. Suyunu da açalım. Alüminyum talaşı yapışkan bir talaştır. Yani yapışkandır. O yüzden ısındığı zaman takıma yapışır.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi parçanın ön tarafını bitirdik. Şimdi aynı programı aynalayaraktan karşı tarafta da çalıştıracağız. Değiştir tuşuna basıyoruz ve insert tuşuna basıyoruz. Veri girişi için buraya G51.1 Y0 dedik. Aynı programı karşı tarafa aynala diye komutu girdik. Şimdi programı tekrardan çalıştıralım.